24'ten iyi akşamlar. Efendim 24 Özel'e hoş geldiniz. Kudüs'ün İsrail'in başkenti ilan edilmesi büyük bir tartışma yarattı. En büyük tepkiyi de Türkiye ve onun lideri Recep Tayyip Erdoğan gösterdi. Erdoğan bu kabul edilemez dedi. Filistin'de de gösteriler başladı. Beytülhalim şehrinde an itibariyle İsrail'li askerlerle Filistinli göstericiler arasında çatışmalar var. Bu en temel konu başlıklardan bir tanesi. Kuşkusuz bunun dışında başka önemli gündem maddeleri de var. Bunları konuşacağız önemli bir isimle. AK Parti hükümetinde başbakan yardımcılığı yapmış. Halen AK Parti Ankara Milletvekili Profesör Doktor Sayın Yalçın Akdoğan. Yalçın Akdoğan siyasetçi kimliğinin dışında entelektüel kimliğiyle, söylediğiyle, yazdığıyla da çok dikkat çeken bir isim. Efendim yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi bu Kudüs meselesiyle başlarsak, nereden çıktı bu başkent ilan etme meselesi durup dururken ve Trump niye bunu dünyaya duyurma ihtiyacı duydu? Şimdi tabii anlaşıldığı kadarıyla bu çok önceden tezgahlanmış bir durum. Yani Trump'ın seçim kampanyasında benzer laflar ettiğini biliyoruz. Yani o süreçte demek ki kendisini iktidara taşıyan lobiler, güçler açısından böyle bir angajmana girdiği anlaşılıyor. Ve kafasının arkasında hep böyle bir hesap olduğu da anlaşılıyor. Son dönemde bölgemizde yaşananlara baktığımızda aslında birçok gelişmenin de arka planında bu hamlenin olduğu anlaşılıyor. Yani bakıyoruz bölgede son dönemde ciddi bir takım tuhaflıklar var. Diyelim Lübnan Başbakanı istifa etti, geri döndü. İşte Suudi Arabistan'da bir takım şeyler yaşanıyor. Hatta geriye doğru gidelim Mısır darbesine kadar. Yani baktığımızda bugün bu hamle, yani böyle bir adım atmış olması adeta bölgedeki birçok aktör susturulmuş, birçok operasyon yapılmış ve bölgedeki arazi temizliğini yapıp ondan sonra böyle bir adamın altyapısı hazırlanmış gibi bir tablo da görünüyor. Yani bir tarafından okursak böyle bir şey var. Yani şu anda bakın işte Sayın Cumhurbaşkanımız bir tepki verdi. Evet. İslam dünyasından gelen tepkiler çok cılız kaldı. Yani Papa bile neredeyse daha yüksek sesle tepki gösterdi. Şimdi ses çıkaramaz hale getirildi bölgede birçok ülke. Ondan sonra böyle bir adım atıldı. Bu açıdan baktığımızda bunun çok önceden planlandığı, bundan dolayı bölgede birçok aktörün etkisiz hale getirildiği veya sesinin kısıldığı veya ABD'ye bir şekilde mahkum hale getirildiği, yani kendi iktidarının canını kurtarmak için ABD'ye muhtaç bir hale getirilmiş bir şekildeyken ABD'nin kendini çok rahat ve güçlü hissederek böyle bir adım attığını görüyoruz. Ama bütün bunlara rağmen hiçbir şekilde bunu kabullenmeyen, alttan almayı düşünmeyen, bilakis daha yüksek bir ses çıkaran bir Erdoğan var. Evet. Bu geri adım atacaklar bu diyor. Bu sadece tabii Sayın Cumhurbaşkanımız burada vicdanın sesi olarak ve İslam aleminin işte bu suskunluğuna veya yeterince güçlü ses vermemesine karşı bir yani İslam aleminin adeta vicdanın sesi olarak konuşuyor. Ama baktığımızda diğer birçok İslam ülkesi, bunların da içine sinmeyecek bir tablo var. Yani bu Müslümanların kabul edebileceği bir durum değil. Yani çünkü Kudüs, Mescid-i Aksa, Kubbetü Sahra baktığımızda yani üç kutsal dininde, üç semavi dininde kutsal kabul ettiği bir yer. Ve bu şekilde bir oldu bitti. Bugüne kadar çok gündeme getirildi ama hiç kimse buna cesaret edemedi. Yani düşünün 1980'de İsrail Kudüs'ü başkent ilan etti. Ne oldu? 80'den işte 2017'ye kaç yıl geçmiş? O zaman ilan etmiş ama bunu kimse tanımadı. BM bunu kabul edilmeyeceğini açıkladı ve dünyada hiçbir ülke çıkıp da ben işte bunu kabul ediyorum demedi. Ne oldu peki 80'den bu yana dünyanın kabul etmediği bir şeyi? Şimdi sen geliyorsun diyorsun ki ben bunu kabul ediyorum ve yapacağım. Şimdi bu oldu bittiği kimse kabul etmez. Yani BM kararları bir taraftan, İslam aleminin tepkisi bir taraftan, Hristiyan dünyanın tepkisi bir taraftan ve en önemlisi orada yaşayan bir halk var.
Yani Filistin halkı var. Filistin halkının ne dediğinin önemi yok mu? Yani bu devam eden bir kere görüşmeler var. Değil mi? Oslo evet. Barış görüşmeleri, birçok İsrail-Filistin ihtilafı diye bir ihtilaf var. Onu da sabote etti. Onun bir parçası bu. Yani çok ciddi ve çözülemeyen derin bir ihtilafın önemli bir gündem maddesini sen hiçbir şey yokmuş gibi tek taraflı kalkıyorsun ve ben bunu tanıyorum diyorsun. E ne olacak peki buradaki bu diğer ihtilaf ve burada yaşayan halk? Yani bu işgali kabul etmek anlamına geliyor bir kere. Yani İsrail'in gelip o toprakları işgal etmesi, Filistinlileri oradan sürgün etmesi, onlara her türlü işkenceye, baskıyı, zulmü yapması, bütün bunları meşrulaştırmaya dönük bir adımdır. Bunu hiç kimse bu yüzden kabul etmez. Peki bunu uygulayabilir mi İsrail yönetimi? Şimdi mesela Fransa biz doğru görmüyoruz dedi. Papa tepki gösteriyor. Sizin de söylediğiniz gibi 3 semavi dinin için kutsal bir yer burası. Ama bir yandan da büyükelçiklerimizi biz evet Kudüs'e taşıyacağız diyen bir Amerika var. Olabilir mi bu? Yani uygulanabilir mi bu kez? Yani dünya ülkelerinin bugüne kadar kabul etmeyen, tanımayan ülkelerin bundan sonra da ben tanıyacak kanaatine değilim. Çünkü dediğim gibi bir kere ortada bir sorun var, çözülmeye çalışılıyor ve Orta Doğu'yu tamamen karıştıran bir meseledir bu. Siz bu sorunun çözülmesini bir kere imkansız hale getiriyorsunuz. Tek taraflı bir oldu bitti yaparak. Yani bunu hiç kimse kabul etmez. Yani bu yüzden tekrar edelim, 1980'de İsrail başkent ilan etmesine rağmen o günden bugüne hiç kimse bunu kabul etmemiştir. Tel Aviv'de büyükelçilikler durmuştur ve bundan sonra da ben böyle bir kabullenme içerisine uluslararası toplum gireceği kanaatinde değilim. Çünkü dediğim gibi Kudüs Üçtün için kutsal bir yerdir. Filistin halkının baş şehridir. Filistinlilerin şehridir ve daha önceki BM'nin ortaya koyduğu bir takım açıklamalarda, kararlarda da Kudüs'ün özel bir statüye kavuşması ve uluslararası toplum tarafından kontrol edilmesine dair de BM'nin bir takım teklifleri olmuştur, kararları olmuştur. Yani bu kadar özel statüdeki bir yeri sen kendi kendine ben burayı başkent ilan ettim diyerek buna meşruiyet sağlayamazsın. Bu yüzden yani Amerika'nın bu pervasız, pişkin, fütursuz tavrının ben tepki çekeceğini de düşünüyorum ve bölgede birçok sıkıntılı süreçleri de süreçlerine fitilini ateşleyeceğini düşünüyorum. Yani düşünün, yani onlarca yıldır bir sürü insan hayatını kaybetmiş. Yani burada büyük mücadeleler olmuş. Hiçbir şey olmamış gibi sen bir şey yapıyorsun. Peki reel politik açısından bakalım. Yani o kutsal bir mekan olması ve birçok işte hepimiz için çok sembolik değerinin olmasının ötesinde reel politik açısından orada büyük bir çatışma konu olduysa bu mesele bunları sen daha tahrik ediyorsun demektir, provoke ediyorsun demektir. Yani düşünün, bir taraftan Trump çıkıyor birkaç hafta önce, ne işimiz var Orta Doğu'da, biz işte gidelim başka işlerle uğraşalım anlamında şeyler söylüyorsun. Ondan sonra da pimi çekilmiş el bombasını atıyorsun ortalığa, hadi bakalım diyorsun. Ne olacak peki? Yani burada bu çok ciddi bir şekilde krizlerin, çatışmaların tahrik edilmesi anlamına gelen bir durumdur. Bu Trump niye böyle bir adım attı? Yani çok mu bu Amerika'daki klikler tarafında rehin mi? Yani Yahudi lobisinin esiri olduğu anlaşılıyor. Bir kere damadının zaten son dönemde Orta Doğu'da bir takım tezgahların içerisinde olduğu anlaşılıyor. Birçok bizi de İslam dünyasını rahatsız eden birçok gelişmenin aktörü olduğu anlaşılıyor. Ve o lobilerin, o çevrelerin bir şekilde kontrol altında oldukları şeklinde bir görüntü ortaya çıkıyor. Yani bu kadar, çünkü koskoca Amerika Birleşik Devletleri, yani bölgede birçok ülkeyle ilişkisi var. Birçok dengeleri gözetmesi gereken bir ülkenin bu kadar fütursuzca, tek taraflı, herkesin gözüne sokar gibi, herkesi rahatsız edecek şekilde, bütün vicdanları yaralayacak şekilde böyle bir adım atması, bu gerçekten yani reel politik açısından da çok anlamsız bir şeydir. Ve burada İslam dünyasının bir an önce silkinip toparlanıp gereken siyasi tepkiyi de ortaya koyması gerekir, sesini yükseltmesi gerekir. Yani bu sadece Tayyip Erdoğan'ın meselesi değil. Filistin halkını da yalnız bırakmamak lazım. Yani dün mecliste
bütün partiler de bu konuda bir irade ortaya koydular. Yani bu mesele sadece AK Parti'nin meselesi de değil. Türkiye'de diğer siyasi partiler de Filistin davasını neredeyse milli bir mesele, milli bir dava olarak görmektedir. Dünyanın birçok yerinde de topluluklar bu meseleyi böyle algılamaktadır. Bu yüzden buradaki duyarlılığı arttırmak ve bunun somut bir sonuca dönüşmesi için çaba göstermek önemli. Sanıyorum Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu çerçevede, bu süreçte atacağı bir takım adımlar olacaktır. Bu İslam İşbirliği Teşkilatı'nı acil toplantıya çağırmak bunlardan bir tanesi. Fakat bir yandan da Sayın Bakanım, şimdi tabloya baktığımızda işte Irak'tan çok cılız bir ses. Zaten hani Irak kendi işiyle uğraşıyor, can derdine düşmüş. Mısır'da çok cılız, doğru değil gibi. Asıl tepki göstermesi gereken Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, buradan bir şey yok. Ama anladığımız kadarıyla sizin söylediğinizden benim anladığım, siyasetten maalesef rehin alındıkları için böyle. O zaman İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan ne çıkacak? Türkiye neyi zorlayabilir? Şimdi burada İslam İşbirliği Teşkilatı'nın toplanması, bu konuda bir şey söylemesi veya söylememesi veya hangi tonda ne söyleyeceğinin, bu sadece ABD'ye bir tepki değil. İslam dünyasında halkların, toplumların meseleyi algılaması, onlara bir şey söylemek açısından da bir değeri var. Yani yönetimlerin bir kısmı kısık sesle konuşabilir, tepki verir vermez ama bunun da bir şekilde böyle bir kritik ortamda görülmesi lazım. Yani bu kadar hayati bir şey olmuş. Bu böyle bir süreçte bakalım kim ne söylüyor? Kim hangi tavrı ortaya koyuyor? Bakın Arap Baharı'nda zaten korkulan şey buydu. Yani halklar şunu gördüler. Yani halkların iradesinin yönetime yansıtılmasından birileri tedirgin oluyor. İşbirlikçi rejimler var. Bu işbirlikçi rejimler kendi halkların iradesine rağmen bir takım pozisyonlar alıyorlar, tavırlar takınıyorlar. Şimdi bunun ortaya çıkmış olması rahatsızlık verdi. Kimin rahatsız etti? Bir, İsrail'i rahatsız etti. Yani halkların iradesinin yönetime yansıması önce İsrail'i rahatsız etti, sonra işbirlikçi rejimleri. Bundan dolayı Arap Baharı tersine çevrildi. Şimdi bu mantıkla baktığımızda yine birilerinin rahatsız olduğunu görüyoruz. Veya biraz önce söylediğim gibi böyle kritik bir hamle esnasında sesleri çıkmasın diye zaten son dönemdeki siyasi operasyonların özellikle Körfez'de yapıldığını görüyoruz. Türkiye'de şimdi baktığımızda bir bu Rıza Saraf meselesi. Şimdi bunu bir Türkiye'ye dönüp bir kumpas olabileceği. Orada bunun üzerinden önce bize de operasyon mu yapmak istediler? Şimdi siz bunu anlatınca doğal olarak hani onun üzerinden bizi de önce bir rehin almak istediler de ama beceremediler mi? Yani şimdi tabii bu kumpas meselesi yeni bir mesele değil. Yani Türkiye'de AK Parti iktidarına karşı birçok hamle yapıldı. İşte Gezi olaylarından sonra 17-25 Aralık darbe girişimi vesaire baktığımızda zaten iktidarı devirmeye dönük bir hamle var. Yani Türkiye'yi uydu ülke haline getirmeye dönük bir takım adımlar atılıyordu. O dönemde ben bu kumpas lafını söyleyince tabii bazıları burun kıvırdılar. Ya işte ne kumpası ne oluyor falan. Ama gördük ki burada gerçekten bir takım şeyler, komplolar, tezgahlar yapılıyor. Ve bunun işte yargı darbesi şeklinde veya farklı şekillerde toplumun farklı kesimlerine dönük bu kumpasın uygulandığını gördük. Sonra ben yine epey bir zaman önce bu küresel düzeyde bir kumpas hazırlığı var şeklinde bir yazı yazmıştım. Yani burada artık kuklacı devre dışı kaldı. Kukla devre dışı kaldı. Kuklacı direkt oyuna girdi. Oyuna girdi ve küresel düzeyde bir kumpas hazırlığı var. Şimdi bu Saraf meselesinin böyle bir hazırlığın tezahürü olduğunu anlıyoruz. Bunun yani hem son dönemde bu Kudüs bağlamında baktığımızda ülkelerin sesini kısmak ve ABD karşısında künde pozisyonda etkisiz kılmak için birçok hamlenin bir parçası olarak okumak da mümkündür. Ama daha önceye gittiğimizde Türkiye'de zaten Türkiye'yi bir şekilde esir almak ve AK Parti'yi devirmeye dönük sürecin bir devamı ve parçası olarak okumak da mümkün.
Böyle baktığımızda çok açık bir şekilde, yani 17-25 Aralık'ta nasıl bir takım uydurma şeyler, işte ses tapeleri, kayıtlar, bir takım şeyler yapıldıysa, komplolar hazırlandıysa, açık bir şekilde Amerika'da da farklı bir şekilde bu sahneleniyor. Bu şeye mi, rağmen mi Sayın Bakanım? Yani Trump'ın dışında bir şeyden mi bahsediyoruz? Yani orada bir klik mi? Şimdi burada şöyle bir şey var tabii. Yani Türkiye'ye karşı bu işler yapılırken Trump'a karşı da Amerika içerisinde farklı derin yapıların farklı hamleler yaptıklarını da görüyoruz. Yani Trump da Trump'a karşı da bir fokurdama hali var ve ona karşı da bir takım şeyler yapılmaya çalışılıyor. O güçler Türkiye'ye karşı da bu işleri yapıyorlar. Ama yani Orta Doğu'yu kattığımızda, özellikle son dönemde Körfez'de yaşananlar bağlamındaki işlerin Amerika'da Trump'a karşı bu işleri tezgahlananlardan ziyade Trump'ın da içinde olduğu bir irade tarafından yapıldığını da görüyoruz. Yani işin iki ayrı farklı kanadı ve iki ayrı faaliyet alanı olarak da meseleye bakabiliriz. Ama neticede ABD bir devlet olarak bizim muhatabımız. Yani şimdi kanatlar öyle yaptı, böyle yaptı değil. Yani Türkiye'ye karşı bakın şöyle bir şey var. Bu milli egemenlik haklarının bir kere ihlaldir. Yani düşünün. Türkiye'de bir hukuk sistemi var. Türkiye'de yaşayan insanlar var. Türkiye'de suç işledikleri iddia ediliyor. Başka bir ülke kendi ürettiği hukukla benim ülkemdeki insanı işlediği varsayılan bir suçtan dolayı yargılıyor. Sen bu hakkı nereden elde ediyorsun? Bu milli hükümranlık, egemenlik haklarının ihlalidir bir kere. Yani sen müttefiksen bir kere benim milli egemenliğime saygı duyman lazım. Yani biz müttefik olmak istiyoruz da uydu ülke olmak istemiyoruz ki. Bu esaret rejimi midir? Yani eşitler arasında bir ilişki olabilir mi? Yani bu bir kere yani deli donul gibi bir durum. Sen çıkıyorsun kendi kendine bir hukuk üretiyorsun ve dünyada istediğin ülkeyi, kuruluşu, şahsı istediğin gibi yargılıyorsun. Yani seyircilerimiz daha iyi anlasın diye söylüyorum. Yani uluslararası bir kuruluş, herhangi bir ülkedeki bir kuruluşu, kendisine bir şekilde bağlı olan, işlemleri dolayısıyla ilgisi olan bir kuruluşu yargılıyor, ceza kesiyor değil. Uluslararası bir hukuktan, uluslararası bir kurumdan bahsetmiyoruz. Tek taraflı bir ülkenin kendi ürettiği hukukla başka ülkelerde birilerine cezalar kestiklerini görüyoruz. İşte Fransız Bankası, İngiliz Bankası farklı ülkelere cezalar kestiler. Bölgede görüyoruz işte yaşananları, prenslikler, işte Lübnan'da olanlar, başka ülkelerde olanlar. Adeta bir haraca bağlama durumu var. Yani dünyayı haraca bağlayan bir ülke. Şimdi Körfez Savaşı'nda gördük. Kuveyt işgali, Saddam'dan seni kurtarıyorum diye yıllarca bu ülkeler ABD'ye para ödemek zorunda kaldı. Neymiş? Onları kurtarmış. Böyle bir bağımlılık ve esaret ilişkisine dönüşüyor iş. Şimdi bunun adı dünyayı haraca bağlamaktır. Bakın bu burada işte tuhaf bir durum var. Bir kere yani Cumhurbaşkanımızın bu milli meseledir demesi, yani herkesin pozisyonunu ona göre belirlemesi gerektiğini ifade etmesi doğru bir şey. Yani sen Türkiye'nin milli egemenliğine kastediyorsun. Buna saygı duymuyorsun. Yani bu yüzden bu sarraf davası falan birçok açıdan masaya yatırılması gereken yani bir şeydir. Küresel bir kuşatma. Bir kuşatma, bir kıskaç, bir şantaj hali adeta. Yani bu bölgedeki birçok ülkede yaşananlara baktığımızda bunu görüyoruz. Ama sen bakın. Bir yani Katar'da yaşananlardan, Lübnan'da yaşananlara, Körfez ülkelerinde yaşananlara bakın. Yani böyle bir şey olabilir mi? Ama bir yandan da şimdi mesela en kanlı şey işte 15 Temmuz darbe girişimi, 17-25 Aralık. Şimdi sarraf üzerinden pes ettirme. Fakat ısrarla da hani tırnak içinde topunuz gelin diyen ve hiç öyle alttan almayı hiçbir şekilde aklından bile geçirmeyen bir lider var. Nereye varacak bu iş? Şimdi bakın burada bazıları ya bu kadar böyle diklenmek işte doğru mu falan gibi. Bunun alternatifi nedir? O zilleti kabullenmektir. Yani onu kabullenmek, bir esaret ilişkisini kabullenmek. O zaman sen olmazsın. Senin şahsiyetin kalmaz. O bir kurtuluş kapısı yolu değildir. Yani onun farklı olan alternatifi senin zaten yok olman demektir. Böyle bir şey kabul edilebilir mi?
Yani ne Türkiye Cumhuriyeti böyle bir zillet kabul eder, ne Aziz Türk Milleti böyle bir şey kabul edebilir. Yani burada Sayın Cumhurbaşkanımız tek şahsı adına hareket etmiyor ki, bir devleti temsil ediyor. Bir milletin seçilmiş temsilcisi olarak o milletin izzetini elbette koruması gerekiyor. Bu yüzden yani bu afaki bir şekilde meydan okumak, diklenmek meselesi değil. Yani seni bir şekilde tamamen kontrol altına almaya, yok etmeye çalışan bir şeye karşı senin daha böyle alttan alan zillet içerisine giren bir yaklaşımın sana fayda sağlamaz. Bunun görülmesi lazım. Ve bunun kurtuluşu da yok. Yani sen başka işte bölgede yaşananları görüyoruz. Evet. En son Kudüs meselesi. Hadi birine ses çıkarmadın, ikincisine ses çıkarmadın. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bir yerde yani insanlık vicdanı bir kere bunu kaldıramaz ve tepki verir. Ve Türkiye'nin yaptığı da doğrudur. Yani burada dünya bunlara sessiz kalırsa kendisi kaybeder. Yani tek taraflı bir ülke kalkıp bütün dünyaya ayar vermeye çalışır. Bütün dünyada halkların iradelerine rağmen yönetimleri devirmeye çalışır, kontrol altına almaya çalışır ve canının istediğini yapmaya başlar. Buna geçit verilmemelidir. Yani burada gücünün yetip yetmemesi meselesi değildir. Doğru olan ahlaki duruşu ortaya koymaktır. Ve bunu yapan da yani her zaman netice alır diye ben inanıyorum. Yani bu süper güç, ses çıkarmayalım, aman tepki göstermeyelim, sürekli alttan alalım, ezilelim. Böyle bir yere varılamaz. Bu taraf meselesinde en kötü senaryo nedir Sayın Bakanım? Yani şu anda devam ediyor. Birçok olasılık tartışılıyor. Buradaki en kötü senaryo şimdi nedir? Bence yani bunu biz biraz fazla ciddiye alıp aşırı derecede abartıp kendi kendimize bir probleme çeviriyoruz. Yani bence bu tamamen çökmüş bir dava. Yani şahsın ne kadar yalancı olduğu, nasıl yalanlar söyleyebileceği de ortaya çıktı. Tehdit veya baskılarla veya başka bir takım şantajlarla nasıl kendisine bir takım şeyler söylettirildiği de ortaya çıktı. Böyle baktığımızda zaten inandırıcılığını kaybetmiş bir tablo var ortada. O yüzden artık onların ne dediğinin falan bir kıymet harbiyesi Türkiye milleti nezdinde de bir anlamı yok. Uluslararası hukuk açısından da bir kıymeti bence kalmamıştır. Yani çöpe gitmiş bir davadan bahsediyoruz. Kendi kendilerine bir tiyatro oynuyorlar. Bunun alıcısı bence kalmadı. İçeride ne oluyor? Yani mesela Kemal Bey, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Şimdi o da tabii paralel, eş zamanlı olarak yani ABD'de nasıl birileri Türkiye'ye karşı bir algı oluşturmaya çalışıyor ve Türkiye'yi boyunduruk altına almaya çalışıyorsa, eş zamanlı olarak o da bunun bir uzantısı olarak benzer bir takım iddialarla zihinleri bulandırmaya çalışıyor. Yani Tayyip Erdoğan'ı itibarsızlaştırmaya, hükümeti itibarsızlaştırmaya dönük paralel yapının, FETÖ'cülerin o dönemde ürettikleri tezlerle, söylemlerle, kumpas malzemeleriyle bir şekilde bunları tekrar ısıtarak, bakın yeni bir şey değil, 17-25 Aralık sürecinde FETÖ'cülerin ürettikleri malzemeleri yeniden piyasaya sürerek bir neticeye varmaya çalışıyor. Burada Kılıçdaroğlu'nun yaptığı açık bir çarpıtma ve bir algı üreterek hükümeti zora sokma çabasıdır. Bakın şimdi bir sürü şeyler söyledi. İşte şu kadar yurt dışına para gitti, şöyle oldu, böyle oldu. Bir algı üretmeye çalışıyor. Evet. Yani Tayyip Erdoğan ve çevresinin de yurt dışına işte büyük paralar aktardılar, paraları var, kara para aklıyorlar falan, böyle bir şey. Ne oldu? Dediklerinin hiçbirinin doğru olmadı anlaşıldı. Yani yakınları ticaret yapıyor. Yapabilir ticaret. Bu zaten resmi yasal yollarda yapılan şeyler. Şimdi onun söylediği bu değil. Çıkıp o elindeki bilgi kırıntılarıyla başka bir algı üretmeye çalıştı ve bu elinde patladı. Bunun için ben buna yani bomba patlatıyor ama sis veya ses bombası gibi. Sadece bir ortalığı bulandırıyor, kendi elinde patlıyor. Biraz temiz hava, rüzgar geldi mi gerçek ortaya çıkıyor. Şimdi bu çarpıtma ile siyaset yapılamaz. Yani olgu, algı diye bir şey var. Olguya dayanmayan bir algıyı ayakta tutamazsınız. Böyle bir olgu yoksa, hakikat, gerçeklik yoksa çarpıtmayla nereye varabileceksiniz? Kısa sürede bu elinde patlar ve patlıyor. Bakın diğer bir şey de şuydu. Bu Suriyeli göçmenler. Ben onu Sayın Bakanım, gerçekten bunu samimiyetimle söylüyorum. Mesela ben onu anlayabilmiş değilim. Hani
30 milyar harcadınız falan. Şimdi ben şahit olduğum yurt dışında bir sürü şey var. Yani Sayın Başbakan ve Sayın Cumhurbaşkanı bizzat teşekkür ve tebrik eden. En son mesela Brüksel'de Sayın Başbakan'a dediler ki biz 1000 kişiye bakarken zorlanıyoruz. Sizi canı yürekten tebrik ediyoruz diye sıraya girip tek tek tokalaştılar. Tanıyayım yani, canlı tanıyayım. Şimdi mesela 30 milyar harcadınız, şöyle bir bakayım nereye falan, bu ne işine yarayacak? Şimdi bakın, bu dedim ya, bir çarpıtma üzerinden algı üretme operasyonu. Şimdi şöyle bir şey yapıyor. 30 milyar dediniz. Yani Türkiye bu kadar para harcadı. Yani sanki yurt dışından bir yerden Türkiye 30 milyar para gelmiş. Biz bu 30 milyarı Suriyeli göçmenlere harcamamışız, başka yerlere aktarmışız. Ve buradan bir yolsuzluk yapılmış gibi bir şekilde anlatıyor. Yani bir yolsuzluk şeyi var. Ha, böyle gizem böyle, katması böyle ondan. Böyle bir gizem katıyor ve sanki bu para çarçur edildi, başka yerlere kaydırıldı. Ya şimdi Cumhurbaşkanımızın dediği bu değil ki. Bir yerden gelmiş 30 milyar diye bir para yok. Yok. Türkiye'ye maliyetidir bu. Türkiye büyük bedeller ödedi. Sosyal, kültürel ödedi, mali ödedi, birçok bedel ödedi. Bakın, yani bu yüzden bunun adı açıkça çarpıtmadır ve çok sakil, ayıp bir siyaset bu. Yani sen gidip göğsünü gere gere Türkiye Suriyelilere sahip çıkmıştır, şu kadar şey yapmıştır, siz 1 lira harcamadınız demek yerine nereye gitti bu para, yolsuzluk mu yaptınız? Ya kardeşim bakın, sadece şunun bir kalem olarak söyleyeyim. Yani Suriyeli göçmenlere işte kamplarda harcananlar hariç. Bir öğrencinin Türkiye'de devlete maliyeti yıllık 4000 liradır. Ortalama, yani bu lise, ilkokul biraz değiştir ama ortalama 4000 liradır. 650 bin Suriyeli öğrenci var. 650 bin Suriyeli öğrenci çarpı 4000 lira üzerinden 6 yıl olarak hesaplasan sadece bu kalem 16 milyar yapar. 16 milyar. Yaptığın okullar falan hariç. Belediyelerin yatırımları 20 milyar. İşte sosyal güvenlik, ilacı, sağlığı, hastanesi, osu busu 16 milyar. Yani bunları topladığın zaman Türkiye büyük bedeller ödedi. Yani sahil güvenlik botları sürekli Ege'de uğraşıyor. Aynen. Bu maliyet değil mi? Baraj yapıyorsun. Şehrin nüfusundan daha fazla Suriyeli var bir şehirde. İlave. Ona göre yatırım yapıyorsun. Tabii. Bu bir maliyet değil İlave mi? İlave personel. Yani Avrupalılar 1 liralık bir şey yaptığında bunu hemen yazacak. Diyecek ki ben işte su içirdim, maliyeti budur. Şu kadar para harcadım. Ve sen dünyaları yapacaksın. Bütün şehirlerin sosyolojisi neredeyse birçok yerde değişecek. İşte eğitim kurumları, hastaneler, yeni ilave yatırımlar yapacaksın. Kamu personeli çalışacak, askeri güvenliğinden diğer konulara kadar. 30 milyar burada devede kulaktır. Ve sen çıkıp, yani bu millet olarak ölmemiz gereken, başka ülkelere bakın biz bu kadar uğraştık, siz ne yapıyorsunuz kardeşim demeniz gereken bir yerde kalkıyorsun. Sanki dışarıdan böyle bir 30 milyar geldi, bunu nereye harcadın diye yolsuzluk hesabı soruyorsun. Ama bu ne ayıp bir siyaset tarzı. Bu siyasetten risk değil mi? Ben gerçekten böyle samimiyetimle söylüyorum. Yani mesela tanık olduğum bir şey, yani normalde CHP'ye oy veren insanlar bulunduğum yerde ya buna ne gerek var, bunu şimdi niye dediye ben tanık oldum. Bu kendisi açısından siyasetten risk değil mi? İşte bir bulanıklık üretip bunun üzerinden hükümetle ilgili bir algı üretmeye çalışıyor. Ya böyle bir yere varılabilir mi? Yani toplum kendisi yaşıyor. Yani Suriyeliler meselesini yaşıyor, neler yapıldığını görüyor. Sen böyle bir konuda böyle bir algı üretmeye çalışman bir kere haksızlık. Ya vicdanlar bunu kabul etmez. Yani burada tek tek hani çıkarın bakalım Suriyelilere ödenenler nerede yazıyor? Şimdi eğitim, sağlık, diğer hizmet alanlarında bütçeye şu Suriyelilere, bu Türklere hizmet verecek diye yazılıyor mu? Türkiye'de yaşayan herkese o hizmet veriliyor. Aynen. Ve altında da Suriyeli Türk yazmıyor. Şimdi bunu devlet hesaba katmayacak mı? Yani Suriyeliler için yapılmış bir harcam, Türkiye'nin bir masrafı, harcama kalemi değil midir bu? Yani bunun peşine düşmek ve buradan başka bir algı üretmeye çalışmak kadar büyük bir haksızlık olabilir mi? Bu organize bir şey mi Sayın Bakanım? Yani dışarıda bir sarraf bir kere dış meselesi, bağlantısının içeride olduğu kesin. Yani burada AK Parti'ye karşı bu kumpasları kuranlar bir şekilde CHP'yi bunun bir aygıtı olarak kullanıyorlar. Bunu daha önce de bakın, FETÖ'nün siyasi ayağı deyip duruyor. Ya FETÖ'nün siyasi ayağı kimdi? CHP'ydi. Yani Gezi olaylarında 17-25 Aralık'ta, sonra tapeler çıktığında, başka şeyler çıktığında bunların siyasi savunuculuğunu kim yaptı?
Bunların ürettikleri, FETÖ'cülerin ürettikleri malzemeleri kim kullandı? Çıkıp meclis kürsüsünden kim salladı? Hükümete bunun hesabını kim sordu? Yani bütün bu yalan iftiralar üzerinden FETÖ'nün siyasi birimiymiş gibi çalışan kimdi? CHP'ydi. Yani o dönemde bütün bu kirli, FETÖ'nün kirli ne kadar tezgahı varsa onun siyasi uzantısı birimi gibi faaliyet gösteren CHP'ydi. Bugün de küresel kumpasta yine bunun da bir parçasıdır FETÖ. Aynı şekilde CHP yine rol oynamaktadır, taşörünlük yapmaktadır ve böyle baktığımız işte bu millilik vesaire tartışması açısından da çok hazin bir yere düşmüştür. Mesela en son şöyle bir cümle kurdu. Dedi ki Rıza Saraf'a işte devlet sırlarını verdiniz. Bakın o da gidiyor anlatıyor. Ya çok hakikaten şaşırtıcı bir cümle değil mi? Trajikomik bir tablo. Yani şimdi dediklerini bir araya getiriyorsunuz. Yani bir de büyük bir şey söyleyecekmiş gibi, yani büyük iddialar, büyük şeyler açıklayacakmış gibi şeyler söylüyor. Yani daha fare bile doğru diyemiyorsun. Bir süre sonra inandırıcılığını kaybediyor. İnsanlar artık onu kale almamaya başlıyor. Yani şimdi sürekli ağzınızı doldur büyük laflar ederek konuşursanız ve hiçbirinde bir şey çıkmazsa, yani şimdi 3 milyar doları var Tayyip Erdoğan öyle dedi, ne oldu? 8 bankada İsviçre Bankası'nda hesabı var dedi, tutmadı. Bir sürü şeyler söyledi. O kadar çok iftira da bulundu ki ve bunların hepsi o kadar boş çıktı, fos çıktı ki yani artık inandırıcılık kalmıyor. Bu CHP yönetimini, liderliğini bir kere tamamen halkın nezdinde itibarsızlaştıran bir tablo. Yani birileri CHP'ye komplo kursalar ancak böyle bir şey yapabilirler. Yani ne dediğini bilmeyen, pişkin, fütursuz, sadece ortalığı bulandıran ve her ortaya attığı bombada elinde patlayan bir lider profili. Yani CHP'ye birisi kötülük yapmak istese ancak böyle bir şey yapabilir. Ve biz böyle bir tabloda 2019 seçimine gideceğiz. Şimdi 2019 seçimi çok önemli. Bunu hani siz de söylüyorsunuz, muhalefet de söylüyor, Sayın Kılıçdaroğlu da söylüyor. İşte az kaldı, 2019'da işleri bitecek falan filan. Bir arayıştalar. Biz o 2019 seçimine nasıl gideceğiz? Yani mesela ittifaklarla mı, iki ayrı, şimdi mesela AK Parti ile MHP'nin bir yakınlaşması var, CHP'nin ortak bir aday arayışı var. Nasıl bir tablo bizi bekliyor? Şimdi tabii bunlar Sayın Bahçeli de bazen görüşlerini ortaya koyuyor. Bizim de ilgili kurullarımız çalışıyorlar. Yani bu seçim hem Cumhurbaşkanlığı sistemine geçerken bir uyum hazırlığı gerekiyor, hem de seçim sisteminden birçok konuda, yani işte o basılacak pusulaya kadar birçok teknik konu var. Yani işte YSK ile ilgili boyutu vardı, onunla ilgili yasal düzenleme yapıldı. Bu uyum çalışmalarının yapılması gerekiyor. Bunları da biz çalışıyoruz. Yani bunlar tartışılan da konular. Yani nihayete ermiş meseleler de değil. Bu konular daha önce de çok tartışıldı biliyorsunuz. Yani seçim sistemi değişmeli mi, işte dar bölge mi olmalı, daraltılmış bölge mi olmalı, seçim ittifakları mı olmalı, baraj. Bunlar hep Türk siyasetinde konuşulmuş konulardır. Elbette AK Parti de bu yeni durumda, yani Cumhurbaşkanlığı sistemine geçişte bunun doğal olarak diğer alanlarda ne tür etkileri olur ve en sağlıklı sistem hangi modelle yürür, bununla ilgili elbette çalışmalar yapıyor. Burada tabii şu önemli, yani yönetimde istikrar, güçlü bir iktidarın olması da önemli. Mecliste temsilde adaletin olması da önemli. Ama bence Cumhurbaşkanlığı sisteminin oturması, yani sadece seçimin olmasıyla sisteme geçilmiş olmuyor. Bu da bir süreçtir. Yani Cumhurbaşkanlığı seçiminin yapılması, onun devamı da bir süreçtir sistemin oturması açısından. Bu yüzden meclis tablosu da önemli bir durumdur. Yani yönetimde istikrarı gerçekten koruyabilmek, yani sadece bir kişinin Cumhurbaşkanı seçilmesi, hükümeti kurması, yönetimde istikrar vardır anlamında değil. Bütün sistemin sağlıklı çalışabilmesi için de o geçiş süreci bence büyük önem taşıyor. Bununla ilgili de elbette bir takım mülazalar ortaya konur, tartışmalar yapılır. Cumhurbaşkanlığı adaylığında zaten farklı partiler bir kişiyi aday gösterebilirler. Yani buna bir engel yok. Ama mecliste
siyasi partilerin meclis aritmatiğini belirleme noktasında bir işbirliği geliştirip geliştirmeyeceği meselesidir. İttifaktan kastedilen. Bununla ilgili de farklı görüşler var. Bunlar ilgi kurullarımızda değerlendiriliyor. Bu baraj meselesinde benim anlayamadım. Yani mesela MHP diyor ki bizim baraj sorunumuz yok. HDP diyor ki bizim baraj sorunumuz yok. İyi Parti diyor ki bizim baraj sorunumuz hiç yok. AK Parti'nin zaten baraj sorunu yok. CHP'nin zaten yok. Şimdi baraj sorunu olanlara bakıyoruz. Mesela Saadet Partisi %1. Büyük Birlik Partisi %50. Onun en yakında Vatan Partisi var %20. Ben şimdi tablolara bakarak yayına girdim. Şimdi en yakın parti %1. Yani bu barajı düşürmek kime ne yarayacak ki? İşte onların öyle bir sorunu yoksa bizim de öyle bir sorunumuz olmayacak. Vallahi en son İyi Parti'nin hakikaten yani ben Ümit Özdağ'ı izledim. Ne barajı ya dedi, biz iktidar alternatifiyiz, ne baraj sorunu dedi. Tamam bunların da yok dedim. Yani sonra baktık hani bu daha çok sanki şimdi dediğim ittifak... gibi zaten bu yani Cumhurbaşkanlığı sisteminin işte bundan sonrası da bir geçiştir dediğim gibi. Siyaseti de yeniden bir şekilde dizayn edecektir, etkileyecektir. Yani Cumhurbaşkanı'nın %50 aşkın bir oyla seçiliyor olması siyaset alanına dönüp de bir takım etkilerde bulunacaktır bu geçiş süreci içerisinde. Türk siyaseti ona göre şekillenecektir, ona göre yapılanacaktır. Bunu da tabii zaman içerisinde göreceğiz. Son iki dakikamız ama bu 16 Nisan'da ortaya çıkan tablo işte 49'luk bir hayır bloğu ama bu sanki böyle konsolide, yekpare bir 49'muş gibi bakılıyor. Çünkü Kemal Bey'i izledim, en son Meral Hanım'ı izledim. Dedi ki o 49'u korumamız için doğru bir aday. İşte Meral Hanım diyor ki işte birinci turda herkes aday olsun, herkes adayını çıkarsın. CHP'de ben de çıkayım, işte HDP'de göstersin. İkinci tura kalır. İkinci turda kim işte Erdoğan'a yakınsa onun altında birleşelim falan filan. Kemal Bey herkese soracağız 49'a bir adayla çıkacağız falan diye. Bu sürdürülebilir bir şey mi? 49 böyle yekpare bir şey mi? Böyle bir blok yok. Yani 49 diye bir blok devam eden böyle bir siyasi bloktan bahsetmek son derece yanlış. Bir kere burada oylanan bir sistem değişikliğine dönük kanaatlerdi. Bu kanaatleri taşıyanlar çok farklı siyasi eğilimlerden olabilirler. Yani o zaman da bir yayında ben söylemiştim. Yani bu Sayın Cumhurbaşkanımızın oylanmasına dönük bir tabloyu da ortaya koymuyor veya AK Parti. Yani Sayın Cumhurbaşkanımıza daha önceki seçimde destek veren, oy veren ama sistem tartışmalarında kafası karışan, farklı şekillerde etki altında kalıp da hayır diyenler de var. Yani Tayyip Erdoğan'a tam destek verirken burada farklı sebeplerle hayır diyenler de olabilir. Yani bu Cumhurbaşkanımızın oylanması değil. Zaten şu anki anketlere göre de siyasi partilerin çok üzerinde yani lider sıralamalarına baktığımızda Tayyip Erdoğan'ın çok ciddi bir destek aldığını görüyoruz. Bu yüzden yani bu Tayyip Erdoğan'ın aday olduğu bir seçimde bu daha önceki sonuçların hiçbir kıymet harbiyesi olmaz. Bu tamamen farklı bir tablodur ve ben bunun ikinci tura kalacağı kanaatinde değilim. Yani Tayyip Erdoğan'ın yarıştığı bir seçimde inşallah görürüz 2019'da açık ara bir şekilde Cumhurbaşkanımız birinci turda seçilir. Burada tabii mesele yani ikinci tur tartışmalarında siyasi partinin meclisteki aritmatiğiyle seçilecek Cumhurbaşkanının siyasi gücü arasında bir zamanla makas açılabileceği ileride diyelim başka seçimlerde bununla ilgili yürütülen bir takım tartışmalardan bahsedilebilir. Ama dediğim gibi %49 Tayyip Erdoğan'a karşıt bir blok, AK Parti'ye karşıt bir blok gibi takdim etmek son derece yanlış bir siyasi analize insanları götürür. Peki Sayın Bakanım çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ olun, var olun. İyi tamam. Ki geldiniz. Evet. Efendim bitirdik. 24 Özel'in sonuna geldik. Ama haftaya aynı gün ve aynı saatte yeniden 24 Özel'de buluşalım diyoruz. Hoşça kalın, iyi akşamlar.